Motobay'dan herkese merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin Turan Usta. Şimdi bunu geçen hatırlarsanız arkadaşımız İstanbul Esenler'den bir motor almıştı baktırmadan. Kaynaklıydı falan motor. Görüyorsunuz. Şimdi arkadaşımız aldığı arkadaşı aradı. İşte mahkemeye ver ne yaparsan yap, ben sattım motor gitti muhabbeti yapmışız. Klasik. Yazık, o da ne yapsın? Gitti sıfır parçalar aldı. Bakın görüyorsunuz. Daha yeni kargodan geldi. İşte gaz kolu kopmuş geçen. Onları değiştirdik. Diskleri sıfır aldı bakın. Sıfır diskler. Sıfır amortisörler. Sıfır balata aldı. Balataları da gitmişti çünkü. Disk kemik olunca balataları da şey yer yapıyor. Onları da almış. Şimdi bunların montajını yapacağız. Ve motoru arkadaşın maşallah sıfır gibi olacak. Çünkü geriye kalan kısmında hiç problem yok. Motorun geriye kalan kısmı çok güzel. Onun üzerinde işte sakatlık var. Şimdi onları sökmeye başladık burası. Ve şimdi yeni diski taktı Turan'sı sıfır. İyi anlatıyorum. Vidalar hemen açıldı ya. Normalde değil mi? Isı tabancası ıslara kaçıyoruz. Bazen açılmıyor. Bazen açılmıyor. Şu kısımları görüyor musunuz arkadaşlar? İşte para vermemişler, kaynaklamışlar. Bakın üst kısımdan atmaya başlamış hafiften. Şimdi normalde disk yamuk olduğunda işte kaliperler de bozuyor. Aslında biz kaliperleri de değiştirdik ama arkadaşa abi de onu sonra yapalım, çok masraf çıktı dedi haklı olarak. Şimdi bir deneyeceğiz. Eğer kaliperlerde de sorun varsa onlara değişecek. Ama zaten çok pahalıymış bunun kaliperleri. 200 lira mı neymiş ya? Kurtaracak yani. Bu motor genelde böyle işte düştüğünde şu ayaklar arkadaşlar, şu malzeme özellikle çok sağlam değil. Hemen kırılıyor. Bir yere mesela çarptığında kırılıyor. Ama çok pahalı satıyorlar şunları, yani söyleyeyim size. İyi para. Aslında blok MCT vardı biliyorsunuz eskiden bunlara. Ona çok benziyor. Hatta birçok parçası onunla uyumlu. Bu karbüratör. Dizayn olarak aslında şu anki 250 cc'ler içerisinde en yakışıklısı diyebilirim. Kontağı da değiştirdi arkadaşımız. Kontakta da anahtarı düşürmüşlerdi. Yeni bir kontak aldık, taktık. Onu montajını yaptık. Geçen günde işte beni aramış. Gaz teli kopmuştu. Gaz tellerini sıfır almış. İşte böyle aldığınızda mutlaka bir takım masraflar oluyor. Turan Usta diğer diski çıkarıyor. Bu eski çıkan disk. Aslında malzeme olarak güzel. Ama bakın bu diskler işte yamulduğunda torna olmuyor arkadaşlar. Düzelmiyor yani. Sonra söylediğim gibi kalipere de zarar veriyor. Evet, ben de çamurlu sökeyim arkadaşlar. Şimdi amortisörleri değiştireceğimiz için evet, çamurluk da kendini bıraktı. Şöyle sökmem lazım. Bir tane yıldız koymuşlar. Bunu sökeyim, çamurlu ele alalım. Şimdi diğer kaliperi de söküyoruz. Evet.
Bunu da aldık. Bunu sökmemize gerek yok. Şimdi aşağısı kendini saldı. Şimdi yukarıya geleceğiz bakalım. Nadir geçmiş olsun ya. Bizim transitte kaza yapmışlar Nadirler. 15 bin lira masraf çıkmış Nadir. Evet. Ne yapacağım? Şimdi şunları salacağız. Abi atsana araba. Turan da orada gazetelerini değiştiriyor. Evet, ön düzenle oturttuk. Şimdi gördüğünüz gibi her şey sıfırlandı. Şu sinyalin şeyi çok kötüymüş ya. Daha önce Japonlu yapıştırmışlar şuraya bakın. İşte burası kopuk. Şuradan dedim kelepçe atayım. Şu da elimde kaldı. Neyse yapacağız onu da. Valla şeyleri hesaplı bulmuştu. 1200 lira mı ne bulmuştum amortisörler. Uygundu yani fiyatı. Hem de sıfır. Evet, şimdi balataları da değiştiriyoruz. Arkadaşımız orijinal balatalarını almış. Şimdi bu sinyali de tamir edeceğim ben. Gördüğünüz gibi buradan şey, nasıl tamir edeceksin alacaksın. Şurada bakın şu örgü teller var ya. Bunu ısıtacağım. Ondan sonra bunu buraya şu şekilde gömeceğim. Bir daha da hayata çıkmayacak oradan. Eskisinden daha sağlam olacak. Bunu da yapayım bakalım. Şimdi ölçüsünü aldım. Isıtıyorum. Şimdi böyle kor gibi olacak bu. Ondan sonra oraya gömeceğim. Garanajları da arkadaşlar bu şekilde kırık yerlerini tamir edebilirsiniz. Her şeyini bitirdik aletin. Ön düzen tamam, diskler tamam. Sıfır balata. Şimdi Turan bir test sürüşü yapacak. Ondan sonra regal yolları hazır. Yakıştı. Hadi bakalım.